Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi. Ötken seferge maslahat boyunca nime kitap okuyduk indi Risaletul Mustarşidin'den keyin desek köpçülükne rağbeti siret okuşka boldu ve siretten aynen şifa kitabını okuşka rağbet boldu. Şifa kitabını ötken yili Rabiul Avval ayı bugün de bazı bablarını az günü okup ötkenmiz. Terip okup ötkenmiz. Oşenden şimdi bu kitapken nispeten kızıkışı uğangan olsa gerek. Şifa kitabını Özbekistan'da tercümeye kılışken ötkeyle. Tercüme kılıştı. Biz bazı bir damlalarımız baş bulup kılıştı. Şifa kitabı aslı bütün namı eşşife bi tarifi hukukil Mustafa. Yani Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem haklarını bildiriş hakkı da şifa kitabı. Yani şifa diyen ozi deva manası yan var. Asasen şu mana nazar destürleyen, yani kişilerine çankağa bir kandırış bulad diyen mezmunda, yani ki dertlerge şifa bulad diyen mezmunda, yani manevi dertlerge. Şifa deyip namına gelirler. Şifa sözü bilen meşhur bugün. Şifa deyip tanırladı kitabın namı. Lekin bütün ismi Eşşifa bi tarifi hukukil Mustafa. Bu kitabın bu için yazgarları ve sebeplerini hali mukaddemede okuyayımız bu da halis. Tekrarlaması için vaz etmeyimiz. Muallifi isimleri Allame Abu'l-Fazl İyaz ibn Musa. Kazi İyaz değildi. Kazi İyaz ise meşhur bu. Şu isimle meşhur gelirler. Kazi İyaz ismi bilen. Kazı bu gelirler, kette kazı bu gelirler. Maliki mezhebini kazılardan bu gelirler. Abu'l-Fazl İyaz ibn Musa. El-Yahsubi. Şifa kitabı hakkında ulemalar cüdeyem ilik fikirlerine yetişken cümleden Hacı Halife diyen meşhur alim varlar. Yani, kitaplarını tasnif kılayan adam. Hacı Halife dedi ki cüdeyem faydası büyük, faydası kub, menfaati kub, faydası kub. Bir kitap ki İslam tarihi de bunge okşagene bitilmegen deydi. Allama hafaci etken ekerler ki bu kitap cüda hem büyük kitap muallifini büyüklüğüge dalalet kıladı degen ekerler. Muhammed Ebu Şahab etediler ki eğer bu kitabını tilla bilen yazsan yayın ki cevherler bilen tartsan hakkını ada kılalmıyorsan tilla bilen yazsan ken bu sözlerini cevherler bilen taraziga tartsan kem bunu mahkem üçlegin degen ekerler Ebu Şahab. Fransiyalik şarkşunas Louis etken eken ki Avrupa ahliye Rasul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni güzelliklerini, okşini, maktavli sıfatlarını tanıtışke şifa kitabını Avrupa tillerinden birer tasge tercüme kılınsa kifaya kılardı diyelim ki. Şifa kitabını Avrupa tillerinden birer tasge tercüme kılınsa Avrupa ahli Muhammed aleyhisselam'ın tanışıya kifaya kılardı diyelim ki. Muhammed ibn Muhammed mehluf etken ekerler ki muallif bu kitabda cüdeyen bir kette maharet kursu etken adamlar bunu bu kitabını nakıl kılışken garbu şarkta meşruku mağribde bu kitap keng yayılgen deyip etkilerken bu kitabını birkaç şarkları var şarklarını hem zikir kılınken bana bu biz okuyakken tahkikte ki muhtasarlar yan var kitapta kıskartırılgen şekiller yan var. Bazı alimler kitabını ketteliği için kıskartırışken. Şunindek bu kitapki başka hizmetler hem kılınken. Bazı muallifler bu yerdeki rivayetlerini alahide tehrici için kitap yazışken. Rivayetler kese rivayetlerini sahihliği, zayıflığı yani ki başka derecesine aitiş için alahide muallifatlar yazılırken, kitaplar yazılırken. Kullas ki bu kitapki köp hizmet kılınken. Kitabını muallifinin namına ettik. Bu kişi 476 yılı Şaban ayda tevellüt topkenler Kazi İyaz 544 yılı vefat etkenler kendiler. Marakeş'te vefat etkenler kendiler. Bu kişi mağribli yani öz aslı. Dindar ailede o spikette bu kendiler. Yaşlı giden dini ilimlerini agenler. Maliki mezhebede yetük alım bulup kazı bu kendiler. Adalet bilen tenil kendiler. Kazılık da hem.
ve hatiblikke hem mahir bo'lganlar. Ya'ni notiq bo'lganlar juda ham. Ham shoir bo'lganlar, ham adib bo'lganlar, usuli va aqida shunos mutakallim bo'lganlar. Fiqhda, hadisda va boshqa shariy ilmlarda, shuningdek vasila ilmlarida, lug'at ilmlarida, yana nahv, sarf va hokazolarda ham mohir bo'lgan ekanlar. Bu kishining bir qancha muallifotlari, kitoblari bor. Endi uni sanab o'tirishimiz hojat yo'q. Eng mashhuri shu shifo kitobi bo'ladi. Endi kitobni o'ziga kirishamiz inshaalloh. Sirat so'zi o'zi asli sayrdan olingan. Sayr deb yurishni aytadi. Ilgarigi ulamolar, sahobalardan keyin tobeinlar, tabi'i tobeinlar davriga kelib sunnatlar jamlanganda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni hayotlariga doir hamma narsani jamlashga urinishgan. Oilaviy hayotlari, ashablar bilan bo'lgan hayotlari, jamiyatdagi tutumlari, shaxsiy ibodatlari, yurish-turishlari, yemoq-ichmoqlari hamma jihatlarini jamlashgan. Shu o'rtada harbiy yurishlarini ham alohida jamlashgan. Harbiy yurishlari. Harbiy yurishlari yo mudofaa bo'lgan, yoki da'vat yetkazish uchun hujum bo'lgan. Qaysi ma'noda, ya'ni aslida islom da'vati da'vat bilan yetadi. Chaqiruv bilan. Qilich bilan emas. Tarbiya bilan, ta'lim bilan. Lekin o'sha ta'lim tarbiyani yetkazishga qarshi kuch o'rtaga chiqsa, o'sha qarshi kuchni olib tashlash uchun kuch qo'llaniladi. O'sha kuchni qo'llashni jihad deyiladi. Shuning uchun doimo da'vatda birinchi bo'lib islomga kirish talab qilingan. To'g'ridan-to'g'ri bostirib bormaydi. Islomga kirib qabul qildi desa bo'ldi, qolaveradi, hamma yo'q o'ziga qoladi. To'rtta odam yuboradi, bitta dinni ta'lim beradi, olam guliston. Yo'lki jizya to'laysizlar degan ahli kitoblarga va majusiylarga jizya to'lash. Jizya to'lashdan murod u katta narsa to'lamaydi. Birinchidan himoya qiladi u katta davlat, islom davlati ularni. Ikkinchidan bir qadam pastlikni e'tirof etish bo'ladi. Qachon jizya to'laydi? Bir davlat ikkinchi davlatga. İkinci devletten küçsüz bo'lsa, küçlü bo'lsa to'lamaydi jizya. Küçsüzligini e'tirof etish uchun. Bu e'tirofdan maqsad da'vatga to'siq bo'lmaslik. Masalan, siz bir diyorga da'vatni olib borsangiz, u diyorni hukumatiga yoqmaydi. Ularning o'zining dini bo'ladi-da. O'zining tutumi bo'ladi, o'zining dunyo qarashi bo'ladi, yoqmaydi. Yoqmagandan keyin u hukumat unga qarshi chiqishi aniq. O'sha qarshilik kuch bilan bo'lgani uchun, o'sha kuchni olib tashlash uchun keyin uchinchi variant jihad qildi. Ammo da'vatni qabul qilsa musulmon bo'lsa bo'ldi, olam guliston. To'rtta musulmonni yuboradi, o'sha da'vatni yetkazadi, ta'limni qiladi, bo'ldi. Lekin afsuski, shundayin qabul qilmaydi. Xalqlar shundayin qabul qilmaydi. Demak, asosiy ma'no da'vatni yetkazish. Jihad bo'lsa vasila, vosita, jihad maqsad emas. Endi o'sha payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'sha ma'noda da'vatni yoyish ma'nosidagi yurishlari va o'zlariga qarshi kelgan hujumlarni himoyasida, mudofaasida bo'lishlari uchun jangga chiqishlarini to'plab Rasulullohni g'azovatlari deyilgan, g'azovatlari. Mag'ozi deyishgan. O'sha g'azovatlarni jamlab to'plam qilingan, o'sha to'plamlar sirat deyilgan, ya'ni aslı harbiy yurishlarini jamlanmasi bo'lgan. Keyinchalik payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni umumiy hayot yo'nalishlari, yo'llari hammasi sirat deb atalishga o'tgan. Endi bu kitob ana shu sirat bobida yozilgan eng mo'tabar kitoblardan. Kitobni yozishdan maqsad muallifni batafsil aytadilar hali. Shunchaki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam haqlaridagi xabarlarni to'plash emas. Balki Rasul akram alayhissalatu vasallamni haqlarini, huquqlarini, darajalarini ko'rsatish. Tarixni bayon, Rasulullohning tarixlarini bayon qilishdan maqsad shunchaki tanishtirish emas. Tushundingizmi? O'sha tanishtiruvning orqasidan Rasul akram alayhissalatu vasallamni ummatlarining zimmasidagi huquqlarini bayon qilish. Shuningdek, bu kitob payg'ambarimiz alayhissalatu vasallamni payg'ambarligini isbotlash uchun emas. U payg'ambarligini tanoganlarga yozilgan. Agar payg'ambarliklarini isbotlash uchun bo'lsa, u boshqa
mantık bilen sözlenedi, başkaça gapirilir. Bu kitap Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tola iman keltirgen, o kişinin peygamberliklerini tola kabul kıyan Müslüman ümmetine yazıyor. Şimdi bu kişi kitabı kirşediler. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi etevekkel. Şimdi hazır bir kitabını tercüme kılış. Özü aslında doğrudan doğru tercüme kılış. Bilmedim sizler. Kançeri yetki zorlayman. Kançeri düşünürlüğü boladı. Tecrübe göremizde. Adette dersler leksiye deyip koyadı. Muhazara deyip koyadı. Yani ilqa tarzıda yani okuş, okup eşittirişmez. Belki doğrudan doğru kitap tarzıda boladı. Lakin tercüme de çekilenedi adam. Tercüme, mesela sözme söz tercüme kılamız desek, bazı sözde artışı oluşu mümkün bizge. Kaysın manada? Arap türlüde balagat şüleyli giden bazı orunda bir neçe mananı ifade edilen bir hıl manaya yakın, birbirine yakın, lakin birbirinden farklı mananı ifade edilen sinonimler gelirdi. Bunların Özbektir'de her birinin mukabilini tapışkıyın. Şunindek bediyi tasvirler gelirdi. Her birinin Özbek edebiyatı da oşendek tasavvur kılış kıyın bazı orunda. İlk konudan kiyençe ayet boramızda inşallah. Bu tecrübe oladı bugün gideriz. Köremiz yani kanda yürgüzemiz ki. Kala al-fakihul qadi al-imamul hafiz abul fadl. Eyyad ibn Musa ibn Eyyad al-yahsubi radiyallahu anhu ve ardah. Muallifler daim şu kitabını başında şuna kadar yazışlarını bahisi adette muallif. Yani ayet dedi ki bu yada Qazi İyaz, Hafız Abul Fazl, İyaz ibn Musa ibn İyaz, Yahsubi ayet ediler. Dip durup ki elhamdülillahi deyip kitapka kirişedi. Kitabını başında mesela siz kitap yazsayız, o yüzü şuna kadar atamayız. Özü kitap yazsayız, Bismillahirrahmanirrahim, Kala polanım da fulan deyip durup o yüzü ismimizi atmayız. Bu onun ismini tek kendini kayıt, nemeni bildirdi. Bu kitabını yazgan adam şagird buladı. Ustaz ayet bir yam oladı. Ustaz kitabını aladı. O'zining nusxasini. Alhamdulillahil mutafarrid deb boshlaydi ustoz to'g'ridan to'g'ri. Endi yozib olayotganlar mana sizlarga o'xshab darsda o'tirganlar yozib olgan. Yozayotganlar u muallifdan eshitayotgani uchun muallifni boshida keltirib qo'yadi. Qola fulanimni fulan deb keltirib qo'yadi. Keyin muallifni kitobini keltiradi. Shu matnni mana bu nusxani boshida kelishligi bu nusxa muallifni nusxasi emasligiga dalolat qiladi. Belki bu nuskha muallifden köçürgenlerinin nuskhası ikenini görsedi. Düşünürlüğün. Bazen maktutlarda, kolyozmalarda bütün uzun senediyem kirledi. Mesela kolyozma muallifden 3 asır keyin yazılırken kolyozmanı tapken bulsa 3 asır aldığınız, muallif geçe bugün kolyozmalar yok. 3 asır aldığınız tapıldı. 3 asır keyiniz tapıldı. Haddesena fulan, haddesena kara aleyhi fulan de o muallif geçe senediyeni yetkezip keyin kalal kadi fulan Kala al-allama fulan deyip durup ki muallifinin kitabına girişti. Yani bu halde bir tek hoşumça fayda. Yani kitap okuyasıyız. Kala al-fulan deyip durup getirirse şu turası kitaplarda. Bilin ki bu nuskha muallifinin özü kolu bulan yazgenmez. Belki muallifden eşitip yazılırken nuskha bulan. Elhamdülillahil muteferridi bismihil esme. Allah subhanahu ve ta'ala'ya hamd bulsun. Ali ismi bilen yeganedir. El-muhtassi bil-mulki l-a'azzi-l-ahme. En küçülüğü kurganlengen padişahlik uzüge hasdır. Yani Allah Teala'nın padişahlığı buna huruç kılalmıyor. El-lezi leyse dûnehu muntehe. Yani Allah Subhanehu ve Teala'ya yetişke intiha yok. Ve ondan başka nersen isteş yok. Ve la vera'ahu marma degeni. Ondan başka nersen isteş yok. Allah'dan ötüp başka nersen istemeydi. Diyen. Al-zahiri la tekayyulen ve vehmen. Allah Teala'nın isimlerinden biri zahirdir. Zahir, zahirliği hayali yanki vehmi emez. Yani Allah Teala zahirdir diyen her nerse de körünüp türed diyen. Zatı bilenmez. Sıfatı bilen. İnsanın körünüşünü mesela diyelim ki alemin körünüşünü ben nezarga alsayız, demeyin ki karasayız, o şey nersede Allah'ın kudreti körünledi, sanatı körünledi, sıfatı körünledi, kadirliği, alimliği körünledi. Bana şu körünüşlüğü Allah'ın zahirliği. Hayaliymez Allah'ın zahirliği. Yani siz Allah'a hemen nasıl körünüptür edip hayal, hayalen, tasavvuren, felezen etmeyiz bu yaptı. Belki hakikatte, vakide Allah-u Teala bendelerge
aniq ko'rinib zohir bo'lib turadi. Qudrati bilan, ilmi bilan, sifatlari bilan. Wal batini taqaddusan la udma. Alloh taolo yashirindir, botindir. Bot yashirinligi muqaddasligidan, oliyligidan yo'q bo'lganidan emas. Yo'qlikdan emas Allohning yashirinligi, balki Allohning yashirinligi muqaddasligidan, buyukligidan aqllar yeta olmaganidan. Vasi'a kulli shay'in rahmatan va ilma. Barcha narsani Alloh subhanahu va taolo rahmati va ilmi bilan qurshab olgan. Allohning rahmati hamma narsani o'z ichiga oladi. Allohning ilmi hamma narsani qamraydi. Vasbagha ala awliyaihi ni'aman umma. O'zining valiylariga, do'stlariga Alloh subhanahu va taolo ko'plab umman degani qamrovchi, qamrovchi ne'matlarini to'kib bergan. Asbagha degani to'kib bergan degan. Va ba'atha fihim rasulan min anfusihim anfasahum urban va ujma. Bandalarini orasiga rasulini jo'natdi, ularni o'zlaridan, ya'ni insondan, bashariyatdan jo'natdi. Payg'ambarni farishtadan yoki boshqa maxluqdan qilmadi, balki insonlarni o'zidan jo'natdi. Anfasahum eng nafisi ularni. Urban va ujma, arabini va ajamini qo'shib kelsangiz, eng nafisi, eng nodir, eng latifi bo'lgan Muhammad alayhisolatu vasallamni ularga rasul qilib yubordi. Va azkahum mahtidan va manma. U Muhammad alayhisolatu vasallam kelib chiqishida ham, keyingi ya'ni nash'asida ham, kelib chiqishi asli avlodida ham va yetishishida ham, unib o'sishida ham kishilarning eng poki, eng oliysi bo'lgandilar. Va arjahahum aqlan va hilma. Muhammad alayhisolatu vasallam insonlarni eng aqli, yetugi va halimligi eng buyuk bo'lgani edilar. Va avfarahum ilman va fahma, va ilmi eng keng va fahmi eng keng kishi bo'lganlar. Va aqvahum yaqinan va azma, va ularning, kishilarning, arab va ajamning yaqini ilmda va azmu qarorda eng kuchligi bo'lganlar. Va ashaddahum bihim ra'fatan va ruhma, ularga eng shafqatli, eng rahimli zot Muhammad alayhisolatu vasallamni ularga payg'ambar qilib yubordi. Va zakkahu ruhan va jisma, Alloh subhanahu va taolo u Muhammad alayhisolatu vasallamni ruhan ham, jismonan ham o'zi pok qilgan. Va hashahu ayban va wasma, va Muhammad alayhisolatu vasallamni Alloh subhanahu va taolo har qanday nuqsondan va aybdan toza qilgan. Va atahu hikmatan va hukma, u kishiga hikmatni berdi va hukmni ham berdi, ya'ni adolat bilan keskin hukm qila olish qudratini ham berdi. Va fataha bihi ayunan umya va quluban gulfa va adanan summa. U Muhammad alayhisolatu vasallam bilan Alloh subhanahu va taolo ko'r ko'zlarni, yopiq qalblarni, kar quloqlarni ochdi. Fa amana bihi va azzarahu va nasarahu man ja'ala Allohu lahu fi maghnami as-sa'adati qisma. Muhammad alayhisolatu vasallamga Alloh subhanahu va taolo saodat o'ljasidan ko'p qilib bergan, ko'p bir ne'mat bergan kishilar, ya'ni Rasul akram alayhisolatu vasallam sahobalari u kishiga iymon keltirishdi, u kishini ulug'lashdi, u kishiga yordam berishdi. Va kazzaba bihi va sadafa an ayatihi man kataba Allohu alayhi ash-shaqa'a hatma. Kimgaki Alloh taolo baxtsizlikni bitgan bo'lsa, u ana o'shalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yolg'onchiga chiqarishdi va u kishining mo'jizalaridan odamlarni to'sishdi. Va man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Oyat karimadan iqtibos bu. Kim bu dunyoda ko'r bo'lsa, oxiratda ham ko'r bo'ladi. Kim bu dunyoda ko'r bo'lsa degani, qalbi ko'r bo'lsa degani. Oxiratda ham ko'r bo'ladi. Sallallohu alayhi va sallam tanmu va tunma. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovatlar bo'lsin. Shunday salovatlarki, o'sib boradi va ko'tarilib, yuksalib boradi. U kishini va ala alihi va sallama taslima. U kishini olu ashablariga ham salovatlar bo'lsin, salomlar bo'lsin. أما بعد أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين
Ama ba'd deb aytib qo'yish, amma ba'd alhamdi va salati degan. Ama ba'd degan endi bo'lsa, endi hamdu sanodan keyin degan. أشرق الله قلبي وقلبك بأنوار اليقين ولطف لي ولك بما لطف به لأوليائه المتقين الذين شرفهم الله بنزول قدسه وأوحشهم من الخليقة بأنسه وخصهم من معرفته ومشاهدة عجائب ملكوته وآثار قدرته هم حبرة أول الله تعالى سين قلبي منهم من قلب منهم يقين نور لربلن nurafshon qilsin. Senga ham, menga ham o'zining taqvodor do'stlariga ko'rsatadigan lutfu marhamatini ko'rsatsin. U taqvodorlar qanday kishilar? Ular Alloh taolo o'zining qudsiyatini nozil qilish bilan musharraf bo'lgan kishilar. Alloh taoloning muqaddasligiga dohil bo'lgan kishilar, ya'ni Alloh taolodan Alloh taologa ibodat qilish bilan, Allohga bog'lanish bilan muborak bo'lgan kishilar, ya'ni va ularni Alloh taolo o'ziga anis, o'ziga uns topadigan qilib, Allohning unsi bilan band bo'lib odamlardan uzilgan kishilar. Va Alloh taolo ularga o'zini ma'rifati bilan, malakut olamining ajoyiblarini mushohada qilish bilan va o'zining qudratini, osorlarini, natijalarini ko'rsatish bilan ularni Alloh taolo xoslagan. Bu mushohadalar ularning qalblarini, qalblarga ilmni to'ldirgan. Aqllarini Alloh subhanahu va taoloning azamatida hayratga solgandir. Ular bor tashvishlari Alloh subhanahu va taoloning o'ziga yetishish. Ular ikki dunyoda, dunyoda ham oxiratda ham Allohdan boshqani ko'rishmaydi. Ya'ni ular dunyoning ne'matiga ham qiziqmaydi, oxiratning ne'matiga ham qiziqmaydi. Balki ular ana shu haqiqiy taqvodor kishilar. Alloh subhanahu va taoloning o'ziga mahliyo bo'lib, o'zini ishqida yashaydilar. Oriflarni aytayapti ya'ni. Ular Alloh subhanahu va taoloning jamoli yu jalolini mushohada qilish bilan huzur oladilar. Shundan ne'matlanadilar. Alloh subhanahu va taoloning azamatini va qudratining asorlari orasida ular javlon uradilar. Va Alloh taologa ajralib chiqadilar. Allohdan boshqa bilan avora bo'lmaydilar. Bu yolg'iz Alloh subhanahu va taoloni o'zigagina tayanadilar va Allohning o'zidangina azizlik topadilar. Ular Qur'oni Karimdagi Qulillah summa zarhum fi khawdihim yal'abun oyatidagi Alloh degin va boshqalar ularni va boshqalarini sho'ng'ib yurgan narsalariga tashab qo'y, o'ynab yurishaversin degan oyati karimani tasdiqini qiladilar. Ya'ni ular Alloh deydi, boshqa bilan ishi bo'lmaydi degan. Ana shunday taqvodor kishilarga qiladigan lutfi bilan, marhamati bilan sen bilan menga ham marhamat ko'rsatsin Alloh deb duo qilyapti. Ana shuni aytmoqchimanki, bu arab tilida chiroyli chiqaveradi. O'zbek tilida endi bizga sal uzunlik qiladi ular jumlalar. Biz qisqa-qisqa gapirib o'rganganmiz. Bo'lib ham hozirgi zamonda ilgari qaro ko'zim kelib mardumligim dufan qilg'il derdi. Uzun bayt bo'lardi, odamlar shuni tushunardi. Hozirgi aqllar qaro ko'z kel kemasin ketaman va hokazo deydigan qisqa jumla bo'lmasa tushunmaydigan bo'lib qo'ya. Ilgari masalan kecha kelgimdir deban ul sarvi gulro kelmadi desa odamlar tushungan. Kuylasa ham. Endi hozir bog'im bor, bog'im bor desa kim tushunadi? Uni haligi kecha kelgimdir desa tushunmaydi, aql yetmaydi unga. Buni hozirgi jumlalar ham o'sha davrda hozir ham shunday olimlar bor. Ilmga ko'p sho'ng'ilgandan keyin endi ilmiy atamalar kishiga oddiylashib qo'yandan keyin va so'zlar adabiylashib undan zavq topgandan keyin bu kishiga u odamlarga bu maza bo'ladi. Ammo boshqa odamga bu uzunlik qiladi. Gapni boshlaysiz, taqvodorlar shunday zotlarki deb. Mana hozir boshlangandida eshituvchi taqvodorlar deganda o'zini tasavvurdagi taqvodorni tasavvur qilgan bo'ladi o'zi asli. Keyin davomida u taqvodorlarni sifatini aytyapti. Ularni Alloh taolo mushohada bilan musharraf qilgan, qudratlarini, osorlarini ko'rsatgan, ular dunyoda ham oxiratda ham ne'matiga qiziqmaydi, Allohning o'zini jamoli bilan, jaloli bilan huzur oladilar deb gapirsa, u taqvodorlar esdan chiqqan bo'ladi. Taqvodorlar degan so'z bor, u esdan chiqib ketgan bo'ladi. Yangi gap eshitayotgan bo'ladi hali odam. Hozir mana o'zingizlar sinab ko'rsanglar shunaqa bo'ladi. Oxirga yetganda
yana boshqacha aytish kerak bo'ladi. Toyinki fikrni bir-biriga bog'lash uchun. Bunaqa uzun jumlalar tuzish ilgari odat bo'lgan. Hozir ham ba'zi olimlarda bor. Shuning uchun endi biz qo'ldan kelgancha tarjima qilamiz. Bog'lanmagan odam qaytib eshitib bog'lab oladi. Yo'inki zehnni ushlab turish kerak. Men ko'pincha bu yerda shu darsda bir mavzuni gapirib, ikkinchi mavzuga o'tib, uchinchisiga o'tib qaytib kelamiz-da endi iloji yo'q. Tushuntirish uchun shunaqa qilinadi. Masalan, olmani gapirayotgan bo'lsangiz, olmani tushuntirish uchun olma bog'i degan gap bo'lsa, olma bog'i degan gap o'tib qolsa kitobda o'tiruvchi, o'tirgan odam eshituvchi olmani ham nimaligini bilmasa, bog'ini ham nimaligini bilmasa, endi misol uchun aytayapman-da, albatta olma bilan bog'da biladi. Lekin shariy istilohdan yoki ilmiy istilohdan manasi kelib qolsa, misol uchun olma bog'i degan so'z kelsa, biz oldin olmani tanishtirishimiz kerak bo'ladi. Olma nokka o'xshagan meva, qattiqroq bo'ladi, rangi qizil bo'ladi, sariq bo'ladi va hokazo deb gapirib, keyin bog' nimaligini tushuntirish kerak bo'ladi. Bog' degani bir qancha daraxtlar yoki gullar jamlangan yer bo'ladi, u yerda sug'oriladi, undan-bundan deb gapirib, olma bog'i desiz, haligi odam olma nima edi deydigan qo'yam bo'ladi. Boqqa ketgan bo'ladi, bog'da qolib ketgan bo'ladi. Yoki olmani sariq bilan qizilda qolib ketgan bo'ladi. Boqqa bormaydi aql. Olma bog'ini aytib kelib, olmani tushuntirib, bog'ni tushuntirib keyin kelib, bu Salmonjon olma bog'i sotib olibdi desa, savdo esiga kelmaydi. Kalla hali ham bog'da qolib ketgan bo'ladi. Bu endi tabiiy holat. Ko'p bo'ladi bunaqa narsa. Toshkentda bir endi bu turfalardan Toshkentda bir domla gapiribdi. Gapirib Alloh subhanahu va taolo bandasi tavba qilsa shunaqa xursand bo'ladiki degan hadis bor. Shunaqa xursand bo'ladiki bir odam musofir tuya minib bor anjomi tuyada, suv, yemoq, ichmoq ham yo'q tuyada safarda dam olishga bir daraxtni ostiga to'xtasa-da tuyani baylab qo'yib uxlab qolsa, ko'zini ochsa tuya yo'q. Sahro. U yo'lni ham tuya biladi o'zi. U o'zi bilmaydi. Keyin tuyani istashga tushib ketadi. Och, chanqoq, piyoda yuradigan yo'l emas, cho'l, sahro, hech narsa yo'q, odam zoti yo'q, birorta bino yo'q. Ayqo o'tib, bayqo o'tib, holdan toyib, umidi uzilib tursa, to'satdan tuyasi ko'rinib qolsa, qanaqa xursand bo'lib ketadi. Go'yanki o'limdan najot topgandek bo'ladi. O'sha banda qanaqa xursand bo'ladi? Alloh taolo undan ko'p xursand bo'ladi deganlar. Odamlarni tasavvuriga yaqinlashtirish uchun aytganlar. Bir bandasi tavba qilsa tuyasini yo'qotgan yo'lovchining xursand bo'lganidan ko'p xursand bo'ladi deganlar. Deb gavizani tugatib, suhbat tugatsa Toshkentda bo'lgan gap. Bittasi domla savol berdi. Haligi Arobiy kim tuyasini topdimi? Demiş. Kelasin u mavzu qayda? Yana bittasi maviza qilyaptikan hadis sharifda keladi. Sizlar o'zingizlardan oldingilarning orqasidan ergashasizlar. Agar ular dob degan hayvon bor, u dob echkemarning kattasi. Echkemar emas o'zi, echkemarga o'xshaydi ko'rinish, lekin katta bo'ladi. Echkemar deb tarjima qilish noto'g'ri bo'ladi uni. Chunki echkemar umuman boshqa hayvon, u qumursqa yeydi. Ammo bu nima? Dob o't yeydi. O'shuning uchun buni halol qilingan o'sha ilgari. Halol mazhablarda. O'sha dob degan hayvon yer kavlab keladi-da. Yumron qoziqqa o'xshab yerni. Hozir ham sotadi, Saudiyalarda sotadi. Agar dobning juhr deb indatadi. Dobning iniga kirsa, sizlar boshqa ummatlarga shunaqa ergashasizlarki, ular agar shu zobning iniga kirsa, orqasidan kelasizlar deganlar. O'sha hadisda aytibdi bir kishi. U degani zobning zob iniga kirsa, o'sha boshqalarga shunaqa ergashasizki, o'sha boshqa odam zobning iniga kirsa orqasidan kelasiz degani shunaqa ahmoq bo'lib qolasiz degan. Odatda masalan sizga hozir bir yumron qoziq iniga biroq kirsa orqasidan kelmaysiz-ku. Lekin taqlid shunaqa holatga olib kelib qo'yadiki, sizlarni o'sha bir ahmoqona ish qilsa, ahmoqona ish qilaverasizlar degan u. Ko'r-ko'roni. Chunki zobning inida minasi bo'lmaydi, insonga foydali narsa bo'lmaydi. Qiladi shuni. Buni misoli hayotimizda ko'rinib turibdi. Biroq yechinib olyapti-yu. Umuman ahmoqning ishi, yechinishni o'zi ahmoqlik. O'sha ahmoqlikka ergashyapti. Boshqalarga ergashasizlar shu darajada deb aytganlar. Men aytmoqchi bo'lgan bir turfa bu. Shu hadisni aytibdi birov. Aytib orqasidan bu hadisni
Tabarani rivayet kıyan diyen gap ne etmek zorup, ahiracahu tabarani diyen. Ahiracahu diyen çıkardı diyen. Tabarani çıkardı. Onun için ileri muhadisler rivayeti çıkardı diye yetişken. Muhadis adıttı, yüzler, milyon adamdan kitap toplaydı, hadis toplaydı. Ki ozu uyga uyup koyadı onu. Ama adamlarga uçlardan talep rivayet kıladı. Özünü hazinesinden bazısını çıkarıp adamlarga kursatadı. Hammasını rivayet kılmaydı. Talep, sanat sahibi olanlarını, her kim her kim maksatdı. Mesela kimdir ahiretke dairelerini toplayıp, kimdir başka malumlarını koyup malumlarını izhar kıladı. O şey malumlarını koyup malumlarını rivayet kılan için çıkardı deyişken. Yani özünü ilim mahzeniden falan hadislerini bizge ab çıkıp rivayet kıverdi degen manodur. Çünkü ahiracahu işledi. Manası rivayet kıldı degen oz aslı. Lekin lügatte çıkardı degen. Ali vaiz yapırıp siler o şey zab inige kirse arkasından kiresiler. Dip durup ahiracahu tabarani, tabarani çıkarken hadis dipti. Deste bir tersi durup tahsil bir saval vardı. Tabarani aşı zabı çıkarken mi inden dipti. Dese yo Tabarani çıkardı degen, Tabarani şu hadisleri rivayet kıyan degen dipti. Dese ikinci durup bu mesela zabdı kim çıkarken dipti. Dese yo zabdı hiç kim çıkarken mez. Bu hadis rivayet kılıngan. Dese üçüncü durup Tabarani zabı icare kalken miydi? Dese yo zabı Tabarani ile alakası yok. Dese üçüncü turuncu turu alıp zabı yine de Tabarani ab çıkmasa kim ab çıkardı o mesela? Dese ahırı ki her sallasını yiyecek ve şeyler de mevzu kımı öyle indip ket varıp. Ket varıp bir yolu imameti teşep başka kışlakı otup o şehirde sağda görüp kesip çıkarayım. İmameti teşep ondan sağda gitmiş kes. Ki bir gün Ali'ye mevzu kıyan kışlardan adam kep kaptı bu yenge. Bu sağda kılıyken cahaya. Daha karat Ali'ye siz deyip Domla emas mısınız, hatib emas mısınız deyip taliki sağda geldi. Dese, ya hatib emas mısın ben? Hatiblik mi gelmişsiniz deyip. Bizim meçitte bitti, vaiz vardı. Uşun geres ve uşu isteken deyip. Dese, uyum ki, o ismini miydi, vaizdi deyip. Dese, ismini bilmedi mi? Zapuruşluklardı demiş. İsimde yok, zapuruşluklardı demiş. Zapsatardı demiş. O yüzden ki Ali gibi bazı da maksat kabuk etip hayal başka ketip kalır. O yüzden için biz istiyoruz ki işçil fikirleştir organik gerek, fikirini uşak duruş gerek. Bazı adam şuna kabul eder. Köpün içi şuna kabul eder. Meşhur sohbetle uzun metin ki yemişe ismi geçiş gerek. Uzun gerekle yapılırsa şimdi kayıtlı bir işçi gerek. Kayıtlı bir işçi kendi insan düşünme olur. Şimdi ayet ettiler ki ana şimdi takvadar kişilerini kişilerge beredigen lütfu merhametinden singeyen bingeyen bersin deyip durup ken fe inneke karrarta aleyye suale fi mecmu'in yetedammenu ta'rife bi kadril Mustafa aleyhi sallatu sallam. Şimdi bu kişi işte hitap kılıyorken payetlerde kimge hitap kılıyordu? Bizge mi? Harkandı okuyucuge mi? Yani ki malum şahsike mi dese malum şahsike. Şu şimdi mevzuda kitap yazışını talep kılıyor adamge eti yaptıkenler. Sen benge bana şu babda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ını kadrilerini bildiredigen, şu mezmununu uzunçuya aladigen bir kitap yazıp verişimini kaytıp kaytıp soradın sen benge. وَمَا يَجِبُ لَهُ مِنْ تَوْقِيلٍ وَإِكْرَامٍ وَمَا حُكْمُ مَنْ لَمْ يُوَفِّ وَاجِبَ عَظِيمِ ذَٰلِكَ الْقَدْرِ Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kadri kıymetlerini bildiredigen, örgütedigen, o kişiye lazım bugün, o kişiye nisbeten bizden lazım bugün. Uluğlaş, hürmetlerini beca keltiriş. O kişinin haklarını ada kımagen, büyük haklarını ada kımagen kişilerini hükmünü mü buladı? Yani ki Resulullah Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kadirlerini, mertebelerini caygı koymagen, az yine bu sırada o kişinin kadirlerini keltirişte nuksanı yol koygen. Kişi hakkındaki hükümlerini mi buladı? Bana şu mezmurlarını, o zücüge agen bir tek kitabını yazıştığımı söyledi. Şunun dek seleflerimiz, imamlarımız bu doğruda nimeler degen, bana şu meselelerini bayan kılışım hakkını bir kitap yazıştığımı benden kaytıp söyledi. Bilgin ki Allah senge rahim kısın deyip kıyayet edilir.
Laqad annaka hammaltani min zalika amran imra. Sen bu bilan menga judayam bir katta bir og'ir, qiyin ishni menga yuklayapsan. Rasul akram alayhisolatu vasallamning shahrlari, qadrlari haqida kitob yozishni so'rayapsan. Bu o'ta katta ish bu. Sen menni chorlagan narsangda meni bir qiyinchilikka ro'para qilyapsan. Menga taklif qilgan narsangda meni bir judayam bir yuqori balandlikka chiqishni chiqishga undayapsan. Men bundan qalbim qo'rquvga to'ldi. Chunki bu to'g'rida gapirish, Rasul akram alayhisolatu vasallamning shahrlari, qadrlari to'g'rida gapirish bir qancha narsalarni talab qiladi. Asl qoidalarni qo'yib olishni talab qiladi birinchidan. Fasllarni tahrir qilib belgilashni, ya'ni har bir masalani alohida-alohida belgilashni talab qiladi. Shuningdek, haqiqat ilmlarini daqiq va jumboqlarini, daqiq masalalar va jumboqlarini ochishni, yechishni talab qiladi. Ya'ni Rasul akram alayhisolatu vasallam shanlarida gapirish shunchaki bitta odam to'g'risida gapirish emas u. Balki haqoiq ilmlaridan ham xabardor bo'lish kerak. Mana shu narsa muhim narsa. Ya'ni Rasul akram alayhisolatu vasallamga zohirdan qarab baho berilmasligi kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ishlarini zohirini albatta o'rganasiz. Lekin faqat zohirni o'zi bilan baho berib bo'lmaydi. Balki voqeligini, botinini ham o'rganib turib, keyin gapirish kerak Rasululloh haqlarida gapirsin. Chunki gohida siz zohirda hamlamagan narsangiz botinda turgan bo'ladi. Hatto aytiladiki, Rasul akram alayhisolatu vasallamni haqiqatlarini, o'zotini, shaxsiyatlari va mohiyatlarini sahobai kiromlarning ham hammalari idrok qilishga qodir bo'lmaganlar. Ba'zilari idrok qilganlar, lekin hammalari ham qodir bo'lmaganlar deyiladi. Bunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam shanlarida u kishiga nisbatan gapirganda bizga vojib bo'ladigan narsalar, Rasulullohga vojib bo'ladigan narsalar. Payg'ambar bo'lgandan keyin u kishida nimalar bo'lishi kerak? Mana shu narsalarni bayon. U kishiga nisbat beriladigan narsalarni, yoyinki u kishiga nisbat berib bo'lmaydigan narsalar, u kishida bo'lishi mumkin bo'lmagan narsalarni bayon. Va nabiy bilan rasulni o'rtasidagi farq, risolat bilan nubuvvatni o'rtasidagi farq, muhabbat bilan xullani o'rtasidagi farq, ya'ni habiblik bilan halillikni o'rtasidagi farq. Mana shu oliy darajalarni xususiyatlari, bu oliy darajaning xususiyatlari, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning bu oliy darajalarining xususiyatlari, mana shu narsalarni bayonini bilish kerak. Shularni har birini bitta fasl deb qaraydigan bo'lsak, har biri alohida ilm bo'ladi. Har birini haqiqatini idrok qilib gapirish kerak. Shuning uchun bu to'g'rida bir narsa yozish qiyin. Sen menga bu kitobni yozishni taklif qilish bilan meni juda bir mashaqqatga solib qo'yding. Mana hozir mana men shu ishga kirishib turibman dedilar. Shunday bir kenglik demanki, hatto cho'llarda yo'l topadigan qushlar ham adashib qoladigan darajadagi bir sahroga tushib qoldim men. Yo'lim topolmaydigan bo'lib go'yanki. Qadam yetmaydigan shunday bir joylarki, hatto inson tushida ham adashib qoladi u yerda. Xayol qilsa ham adashib qoladi yoki. Illa Alloh subhanahu va taoloning bir tavfiqi bilan, agar ilm hidoyati bilan hidoyatlansagina, to'g'ri bir nazar, ya'ni to'g'ri bir fikr u kishida hosil bo'lsagina, u kishi adashmaydi. Shuningdek, bu yo'l shunday yo'lki, qadamlar toyiladi. Agar Alloh subhanahu va taolodan tavfiq bo'lmasa, insonni qadami toyiladi. Ana shunday yo'lga mana men kirib turibman endi. Lekin men shu seni so'rovingga javob berishda bir Allohdan yaxshilik umid qilganim uchun, savob umid qilganim uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni buyuk qadrlarini bayon qilish, ulug' xulqlarini bayon qilish, biror bir maxluqda jamlanmagan, u kishida jamlangan xususiyatlarini bayon qilish va Alloh subhanahu va taoloni qoshida uzotgan uzotning bizni zimmamizdagi haqlarini ado qilish bilan Allohga itoat qilish borasida gapirish va bu bilan men savobga erishish, Allohni bir yaxshiligiga erishishni umid qilganim uchun endi men bu borada yozishga jur'at qilaman.
dediler. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala aldığı kitap verilen kişilerden اَلْيَسْتَيْقِنَ utul kitap ayette iktibas kentleri yaptılar. Kitap verilen kişiler yakin hasıl kılsınlar ve iman keltirgenlerini imanı ziyade bulsun bu eserden. Şunindek ne demek bu seyahat etken savalge cevap kılı bu kitabın yazışı cürat kılı yapma şuna kıyım bu seyahat. Çünkü Allah Teala kitap verilgen, ilim verilgen kişilerden Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hakkındaki haberini yaşırmazdan barını bayan kılışke ahd agen. Oşa ahdge muvafık ben Resulullah'ını tanıtış için kalem tibreti yapmadan deyirler. Şunindek bizge hadis rivayet kılıngen de uzun sanat keltirediler. Ben onun sanatlarını keltirsem sizlerge hazır faydası yok. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki kim bir ilimden sorarsa o şey ilmi yaşırsa Allah subhanahu ve ta'ala kıyamet günü onu ot bilen yügenleydi. Yügen, cügenem deyse de atına ağzıya koyuladigen temir. Kimi ki eğer Allah bir ilimden sorarsa o ilmini yaşırsa kıyamet günü Allah ta'ala onu ottan bolgen yügen bilen yügenleydi. Yani şunun için sen hazır soruya gelmesi ilimden ben bunu cevapsız kaldırsam ilimi yaşırken bu kalmasını için şimdi kıyın iş olsa hem cüret kılıp kalem alıyor ben kolum gidiyorlar. Şimdi ben bu doğruda febâderdu ilâ nuketin musfiratin an vecihil garad. Sen söyleyenlerse Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın haklarını, hukuklarını bayan kılış idi. Uşa maksatını açıp beredigen nazik, dakik fikirlerini kirişemen dediler. Ben bu doğruda lazım bulgen uşa ilimini, hakkını ada kılgen halde kirişemen. Ben bu derslerini vaktim kemliğiden şaşılınç tarzda yığdım dediler. Kitaplardan, membelerden terip aldım. Şaşırınç tarzda. Ne demek şaşırınç tarzda deyse? Çünkü aklım hem cismim hem bent. Ne demek bilen bent deyse? Bir imtihan sırt mağaya müptala bugün ben. Uşan bilen. Kazı bugün ben demek ki. Kazılık şuna kadar bent kıpıyordu insan. Uşuna imtihan sırt mağaya deyip. İmtihan sırt mağaya bağlanganımdan aklımı cismim bent bugünüden hatta farzu nafillerini hem ada kılıçta kıynelekenimden, vakit kemliğinden. Yukarıdan pasket artadigen imtihan bu. Kazılık kişinin. Öyle şimdi imtihanı müptala bu genimden şaşırınç tarzda yığıyabilmem bu kitabını dediler. Yani öte betapsilmez ve öte kıskayanmez. Lekin koldan kelgençe ama tez revişte yığıp senge takdim kılmakçımen dediler. Çünkü eğer insanı Allah Teala bir yaşlığını irade kısa, onu bari teşvişi Allah'ını uzup kalır. Bari teşvişi, bari meşgulatı ertengi künde mektel edilen iş buladı. Kıyamet günü. Kıyamet günü bir mezemmet güçlü edilen iş bulmaydı insanın meşgulatı eğer o bendeki Allah yaşlığını irade kısa. Deptülen özlerinin halleri bir açın yaptılar değil mi? Feleyse temmesi ve hadratin naim. Ev azabil cehim. Aslı hayat ahirette. Uyar, ya naim var, nimet var. Ya ki cehim var. Eğer Allah Ta'ala bendege yaşlılıkını irade kısa özü bilen özünü bend koyed. Ruhunu kutkar edin. Başka nerseden. Ve salih ameller bilen bend koyed. Menfaatli ilim bilen özü fayda aladigen, başkalarına fayda veredigen ilim bilen bend kıladı. Eğer Allah bendeki yaşlığını irade kısa. Dip uzlarını kazılık bilen, adamlarını teşvişler bilen, avarı bugünlerden okin yaptılar. Allah subhanehu ve ta'ala kalbimizi o şey kemti günü özü doldursun. Günahlarımızı özü geçirsin. Berçe tayargarlığımızı ahiretimizge buluşun nasip etsin. Berçe hareketimizi. Bize o şey ahirette necat belediyen narsalarını bizge Allah muvaffak kılsın, ve özüge yakın kılsın. Özünü
merhameti, keremi, rahmeti bilen bizlerini o şey derselerden nasip eder eylesin. Ben bu kitabını senge takdim kılışını, yazışını niyet kıyanımdan ki onu bablarga acretip, onu asırlarını, yani esaslarını kuyganımdan ki tafsilatlarını, hulasasını kiltirip berçe kamrelişi kereyi bugün derselerini bayan topluganımdan ki onu Eşşife bi tarifi hukukil Mustafa edip namladım kitaptı. Yani kitap ne bu kişi? Bu demek mukaddemeni keyin yazgene kendiler. Alın kitabını topla, keyin mukaddemeni yazgene kendiler. Bu gapten hulası şu. Ve kitabını kuyudaki taksimlerge böldüm. Törtte kısımge böldüm. Birinci kısım, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin kadirlerini Allah subhanehu ve ta'ala'nın özü büyük kılgeni, özü uluğulageni. Söz bilen hem, amel bilen hem uluğulaganını beyan. Bu doğruda bana şu kısmını özde tötte bab keledi. Allah Ta'ala'nın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uluğulaşı hakkıdaki kısmını özde özde tötte babdan ibaret. Birinci bab Allah Ta'ala'nın Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a etken maktavları. O kişinin kadirleri Allah'ın huzurunda Belent ekeninin beyanı. Bu bab 10 ta fasilden ibaret. Birinci kısım 4 ta babdan. 4 ta babının birinci babı 10 ta fasilden ibaret. İkinci bab Allah Subhanahu ve Taala'nın birinci kısmının ikinci babı. Allah Taala'nın Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ga yaxşiliklerini, kemalat sıfatlarını hılkatta hem, ahlakta hem mükemmel kılıp birgenini beyan. O Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a dünyevi ve dini faziletlerini hammasını birge cemleb birgeninin beyanı. Bu babının özü 27 fesil. Üçüncü bab Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin şanları da kelgen sahih haberler, meşhur haberler hakkında. O kişinin makamları belendiği doğrusu da, o kişinin hususiyetleri doğrusu da kelgen sahih haberler. Bu ham 12 fasıl. 4. bab Allah subhanehu ve ta'ala'nın uzatının kulları da cari kılgen mucizeleri, ayetleri, acayibatları ve Allah ta'ala'nın uzatı kursetken kerametleri ve uzatı bilgen hususiyetleri hakkıda bu 30 fasilden ibaret. Şaşırışta yazgan karim. Şaşırışta yazgan birgen yazgan malumatları, toplagan malumatları ve birgen kılgan taksimleri. Şimdi birinci bab tügedi. 4 fasil. 4 bab tügedi birinci kısım bilen. İkinci kısım indi. İkinci kısım fîmâ yecibu alel ana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i kaşları da adamlarga lazım bulgen Resulullah'ın hakları. Bizge nime lazım? İnsaniyetke Resulullah'ın aldılarda nime lazım? Şu hakta buladı. Bu özü 4 babdan ibaret. Bu kısım. İkinci kısım. Birinci bab Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a iman kiltiriş. O kişiye taat kılışının vacibliği. Sünnetlerine ergeşinin lazımliği. Hakkı da buladı. Bu 5 fasilden ibaret. İkinci bab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhabbet koyuş. O zatke samimi hayrı hoh buluş hakkı da buladı. Bu bab 6 fasilden ibaret. Üçüncü bab Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın şairlerini uluğlaş. O zatını tavkir yani vukarlarını cahiye koyuş. Hürmetlerini cahiye koyuş. O kişiye ezgi buluş. O kişiye nisbeten ezgiyolik kılış yani. O kişiye yaşlılık kılış manası da buladı. Bu 7 fasilden ibaret. 4. bab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat ayetişinin hükmü. O kişiye salavat ve salam yollaşının farz iken ve bunun fazileti hakkı da buladı. Bu 10 fasilden ibaret. Şimdi şu bilen 2. kısım tüyedi. Şimdi 3. kısım. 3. kısım
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakları da mümkün bulmayan derseler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nisbeten şer'an caiz bugün ve nacaiz bugün derseler. Ve beşeri sıfatlardan o kişiye o kişide sadır buluşu mümkün bugün derseler hakkı da bulur. O kişiye nisbet verilişi mümkün bugün derseler hakkı da bulur. Bu kısım dediler kitabının sırrı şu yerde. Hulasası şu yerde. Meyvesinin asıl meyvesi aslında mağzı şu yerde. Bundan aldığınız, ben şu kitaptan, ben şu babdan, ben şu kısımdan aldığınız otken, aldığınız iki kısım, gören ki şu kısımını organişke, tayargarlık, kaide, esaslarını koyuştan ibaret. Ben şu kısım, o yüzden kengiler, kengi kısımlar diye hem, hakim olur, yani hükmünü belirli dediler. Mana bu yazmoqchi bo'lgan kitobimizning asosiy maqsadi shunda hosil. Mana shu bobda, mana shu qismda hosil, 3-chi qismda hosil bo'ladi. 3-chi qismga kelganda kitobning asli mag'zi, asli maqsadi hosil bo'ladi. Mana shu qismni to'la bayon qilgan paytimizda, uhdasidan to'la chiqqan paytimizda mal'un dushmanning bo'g'ziga yemog'i tiqiladi. A mu'min Müslümanın kalbi yakin bilen parlaydı. Onun köksü nurlar bilen toladı. Şunda akıllı adam Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hakiki ravuşta kadirge yetedi. Bana şu babdı. Bana şu kısım, üçüncü kısımdı. Bu kısımda olsa iki bab. Bilen, iki bab bilen bayan kılınladı. Bu kısım birinci bab. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in dini cihattan hastaları bayan kılınadı. Ve bunda Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın masumlikleri hakkında söz bulur. Bu bab 16 fasıldan ibaret bulur. İkinci bab Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in dünyevi ahvalları, haletleri o kişide sadır buluşu mümkün bugün beşeri haletler ya ki vasıflar hakkında bulur. Bu bab 9 bab fasıldan ibaret bo'ladi. Endi 4-chi bobga, 4-chi qismga o'tadi endi. 3-chi qism asosiy maqsad shu. Ya'ni 3-chi qism 2 ta bobdan iborat. Rasul akram alayhisolatu vasallam dini tomondan xossalari, bashariy tomondan xususiyatlari. Mana shu 2 ta bob bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning haqiqiy shaxsiyatlarini bayon qilmoqchi bo'ladi. Va shu mana shu kitob, kitobning maqsadi mana shu qismdan iborat. 4-chi qism Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şanlarına til tekizgen o kişinin şanlarını kemsitken kişi o kişiye til tekizgen yani ki o kişiye nisbeten hakaret amuz sözlerine etken kişilerinin hükmü hakkında bulundu. Bu kısım hem iki babdan ibaret. Birinci bab Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in şanlarında kaysi sözler hakaret deyip kararlı. Kandayı gepler o kişiye nisbeten caizmez. Kaysi gepler mesela Resulullah'ın şanları getir, tek iş buladı, kaçırım buladı, hakaza buladı. Şu doğru da buladı. Bu 10 fasılden ibaret. İkinci bab bu ise Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın şanları getir, tek izgen, o kişiye azar birgen, o kişinin kemsitken kişilerini, hükmünü mü, ukubetini mi, tavbesi kandayı buladı. Kandayı çare körüledi. Onge murtad buladı mı, bu meydi mi? Cenazesi okuladı mı okulmaydı mı? Ve hakkaza meselelerini beyanı buladı. Bu ham 10 fasıldan ibaret. Bu kısmını 3. bab bilen tügelliğimiz. Mene şu meselelerini ahirge etkiliyiz. 3'ün aldığında 2 bab, 2 babının tolduğucusu buladı. Bunda hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uzlarında nasıl aynen? Allah subhanahu ve ta'ala diyor ki başka peygamberlerini hakaret kılıyor. Yani ki periştelerine nispeten hakaret sözünü etken kişilerini beyanı kirledi. Şimdi bu ilave. Resulullah'ın şanlarından taşkarı umumi kaideler ki Allah subhanahu ve ta'ala'nın şanı da ya ki başka birer peygamberinin şanı da ya ki birer de büyük feriştelerinin şanı da tahkirana hakaret amuz söz etken kişilerinin hükümleri keledi ki. Bunu 3. bab kılıp bana şu kısmını ilavası kılıp verdim dediler. Bunda 5 fasıldan ibaret şu bilen kitap ahirge yetedi dediler. Kısımlar ve bablar hammas ahirge yetedi.
imanga nur bo'ladi inshaalloh deb aytadilar. Har qanday taxmin va shunaqa mulaligi taxminga o'xshagan narsa bor. Taxmin deymiz yoki bir taqribiy qarash yoki bir ehtimol bilan qarash. Hammasiga bu bob mana shu kitobda javob beriladi. Aniq ilm hosil qilinadi, ya'ni va mu'minlarning qalblariga shifo bo'ladi. Haqiqatni oshkor aytgan bo'lamiz shu bilan. Va johillardan yuz o'giradi. Alloh subhanahu va taolo o'zi tavfiq bersin, o'zidan gina yordam so'rayman deydilar. Yani bu muqaddima shundan iborat. Muqaddimada u kishi kitobning tasnifi, taqsimi qanday bo'lishini bayon qildilar. Endi birinchi qismga kirishadilar. Birinchi qism Alloh al-Aliyul A'la, ya'ni Alloh subhanahu va taolo qadr bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning Nabi sallallohu alayhi va sallamning Hazrat Mustafa'ni ham so'z bilan ham amalda ulug'laganini bayoni. Alloh taolo rasulini ham so'z bilan ulug'lagan, maqtab ham amalan amaliy ravishda ulug'lagan. İlimden azgina shug'ullangan, ilim bilan azgina shug'ullangan kishi borki, yoki azgina fahmi yetgan kishi bo'lsa-yla, u odamga maxfi qolmaydi. Alloh subhanahu va taoloning nabiyimiz sallallohu alayhi va sallamni qadrlarini ulug'lagani maxfi qolmaydi. Va Alloh subhanahu va taoloning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni o'ziga xos fazilatlar bilan xoslagani, go'zallik sifatlari bilan, yaxshiliklar bilan qamrab olib bo'lmaydigan darajadagi oliy janob sifatlar bilan sifatlab xoslab qo'ygani maxfi qolmaydi. Ozgina ilm bor odamga. Shuningdek, Rasul akram alayhi salatu vasallamni buyuk qadrlarini Alloh taolo pok saqlagan, u kishiga yetadigan shanlarga yetishi mumkin bo'lgan har qanday dashnomlardan pok saqlaganini ham bilish qiyin emas, maxfi emas. Shu jumladan Alloh subhanahu va taolo o'zining kitobida ochiq bayon qiladi. Nabi sallallohu alayhi va sallamning martabalari buyuk ekaniga bir tanbih berib, u zotni axloqlariga, odoblariga o'zi maqtov o'qiydi. Va bandalarni ana shu odoblarni Rasul akram alayhissalotu vasallamni yo'llarini tutishni bandalarga lozim qiladi va bandalarni shunga chaqiradi. Alloh taoloning o'zi Rasul akram alayhissalotu vasallamga fazl va marhamat ko'rsatib, u zotni poklab ulug'lagan. Bu bilan Alloh taolo o'zi rasulullohni maqtagan va o'zi maqtab, o'zi yaxshi sifatlarni berib, o'zi buyuk mukofotlar bilan siylagandir. Barcha fazl aslida Alloh subhanahu va taoloning o'ziga qaytadi albatta. O'ziga hamdu sano bo'lsin. Shuningdek, Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni xilqatlarini eng mukammal tarzda yaratgan, ko'rinishlarini ham jamol va kamol sifatlarini jamlab Rasul akram alayhisolatu vasallamga eng go'zal sifatlarni xoslab bergan va oliy janob axloqni va oliy janob tutumlarini va bir qancha fazilatlarini jamlab bergan va Alloh taolo u kishini insonni lol qoldiradigan mo'jizalar bilan quvvatlagan va ochiq oydin hujjatlar bilan u kishi bilan ham asr bo'lganlar ko'zi bilan ko'rgan karomatlar bilan siylaganki, o'sha ham asr bo'lganlar bu narsalarni ko'zlari bilan ko'rganlar, birga yashaganlar va aniq yaqiniy ilm bilan bilganlar. Ulardan keyin kelganlar bu narsalarni yaqiniy ilm bilan bilganlar. Toyinki mana shu narsalarning haqiqati Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mo'jizalari, u kishining axloqlari, u kishining sifatlari, u kishiga Alloh taolo qanday karomatlarni berganlari haqidagi ilmlar yaqiniy ilm asosida avlodma avlod ko'chib bizgacha yetib kelgan. Bizga ana shu Rasulullohning nurlari taralib turib hozirgacha alayhissalotu vasallam deb turib, keyin bu kishi yana rivoyat keltiradilar.
senet bilen. Enes radıyallahu anhudan. O kişi dediler ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İsra keçesine götürülgenleri de o kişiye Burak kiltirildi. Burak haçırga okşayan, atkı okşayan hayvan. Burak kiltirildi. Egerlengen ve cilavlengen, cügellengen halde. Kiltirilgendi o Resulullah min mahşe bulundular. O tırdıklık kıldı. Minişke, minişte kıyınlaştırdı. Hareketten, tuhtamestan. Şunda Cebrail aleyhisselam haligi Burak'a karab Muhammed aleyhisselam ki hem şunda kılasam. Seni Allah subhanehu ve ta'ala'nın nezdinde bu kişiden köre mükerrem birer kişi mingenmez. Şunda haligi Burak tirden tira akıp uyup gitti dediler. Tirge kömülüp gitti dediler. Demek birinci kısımını kirişide bu kişi Allah subhanehu ve ta'ala'nın özü Muhammed aleyhisselatu vesselam'ı uluğulegeni aziz kılgenini beyanını etediler. Birinci bab Allah Teala'nın Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı maktageni kadirleri Allah'ın huzurunda büyük ikenini beyan kılgeni hakkıdır. Bu doğruda Peygamberimiz aleyhissalatu maktab kılgen ayetler birkaçı misal tarikasında etediler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. Bu ayet ahirge nazil bugün ayetlerden. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ömürlerinin ahirlerinde nazil bugün ayetlerden. Sizlerge dedi Allah Ta'ala bendelerge hitap kılıp. Özünüzden bir Resul peygamber geldi. Sizlerini kıynaydıgenlerse onge ağırdır. Ve sizlerge o harisdir. Mu'minlerge şefkatli ve rahimlidir. Şunu diye peygamber sizlerge geldi dedi. Bazılar min enfusikum mu min enfesikum okuyanıken. Resulüm min enfusikum mu min enfes bosa nefisten bulan. Enfus bosa nefisten bulan. Enfes bosa nefisten bulan. Min enfusikum dese özünüzü aranızdan. Yani nefsinizden, yani insanların özüden, perişteden, cindenmez. Özünüzden. Beşerden yani. Min enfesikum bosa, sizlerini en nefis, nefisiniz, en, yani en mükerreminizden digen. En âli nevinizden digen. En âli nevinizden Muhammed aleyhissalatu vesselam geldi digen. Allah subhanehu ve teala bu yerde müminlerge ve Araplerge ve ahl-i Mekke'ge yani bütün insanlarga hitap qilar. Lekin sizlarga keldi deganda kimlarga hitap qilyapti desa, ba'zilar ahli Makka desa, ba'zilar bütün bashariyat deb tushungan. Bütün bashariyatga aslida. Alloh subhanahu va taolo bu yerda Rasul akram alayhisolatu vasallamni o'zingizdan yubordi degandan murod nasl nasabini bilasiz. Kelib chiqishini bilasiz. O'zingizda oringizda unib o'sgan odam shu odamni rasul qildi deb minnat qilayotgan bo'ladi. Yani gözünüz bilen körüp duruyor. Taşkardan ki yeniyor. Başka planeteden ki yeniyor. Aranızda ulgayıp, aranızda osken özünüzü evladınızdan bugün bir kişinin peygamber kılıp yubardı. Dedi. Bu ham kişilerge Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı peygamber buluşduğu adından bilirdiniz ki. Şu yaş geçe 40-40 günler içe siz o kişinin yaş görgensiz ki. Tanıgensiz ki. Ve o kişinin emin deyip etegensiz ki. Ana şu özünüzü alinizden yaşayırken kişinin biz peygamber kıldık dedi. En enfesihim bu sekana kabul edin. En aliyle yüzden bugün degeni buladı. Bu ham Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın nesepleri aliye ekeni, en pak zürriyattan ekenliklerini beyanı buladı. Ki enki maktavları ham Allah subhanehu ve teala'nın Resulullah'ı bugün maktavları. Sizlerge haris, haris degen ne mi degeni? O da yakış göredi. Koldan çıkarıştı haklamaydı degen. Harisun aleykum degen. Şimdi sizlerge cüda muhabbetlik ki sizi oylaydı. Sizge bir ziyan yetişini haklamaydı. Ana şimdi kişi deyip tarifle geldiğinde. Onların İslam'a gelişi, doğru yol tapışı, kıyınçilikke düşmesinlikleri için can kıyar bugün kişi deyip etmekçi bugün Allah Ta'ala. Bana şu ayeti kerimede Allah Ta'ala bil mu'minine raufur rahim deyip. Rauf degeni
Rahim biraz mihrbanlık. Rauf ham mihrbanlık, lakin latif mihrbanlık. Nazik mihrbanlık. Rauf ve Rahim de özünün iki ismi bilen Resulullah'ını vasf kıyan. Şundan malum oladı ki Esma-i Hüsna'da kelgen isimlerini insanlara koysa bulan. Bazı bir adamlar Aziz Bey diye isim koyup olmayı, Aziz Allah'ın ismi diye yapılar çıkardığı bu ahmanı yap. El-Aziz, El-Flan bilen kese Allah'ın ismi bulan. Üçü irade kılınsa. Lekin Aziz dese, yani ki Özbekçe'de Aziz dese, Rahim Can dese, ha? Kerim Can dese, bul olur. Rauf, ha? Rahim, hepsi bul olur. Çünkü Allah Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı şu sıfatlar bilen sıfatlegeni, demek bu isimler bilen mehluklar sıfatlarını, şu caizliğini kursatır. Lekin itibarlıysa Allah Subhanehu ve Teala uzunun isimlerinden kaysi isimlerini telledi Resulullah ki? Şefkatlilik, mihribanlık isimlerini telledi. Bendelerden demek şunu haliydi. Demek bana şu sünnet şu ya. Bana şu hadis ayeti kerimedeki sıfatlar aynı sünnet sıfatlar. Haris buluşluk. Adamlarga haris buluş. Adamlarga yaşlık isteş. Onlarga bir meşakkat şunu istemezlik. Birovga bir külfet yetse şundan aziyetleniş, aziyet çekiş. Ve müminlerge şefkatli, rahimli buluş. Mana şu sünnet. Resulullah'ın asası sıfatları bu. Biz bunu yok atıp koyamayız köpünce. Harisun aleykum cüde kıyın sıfat. Başkage haris buluş o ota ali zanaplik. Şunu etken Hazreti Navai muruvvet berçe bir mekdür yemek yok. Futuvvet berçe kılmekdür demek yok diye. Futuvvet degen yigitçilik degen yani ali zanap yigitçilik. Muruvvet adam gerçilik. Muruvvet ne maddesi? Fakat beriş, özü iş yok. Aynı Resulullah'ın sıfatları. Boy bulgenler, beri varıp aç koyanlar. Aleyhissalatü vesselam. Şimdi biz özümüz aç koyduğumuz diyen derecede beri varması iken, hiç olmazsa başkadan kızganmayı diyen derecede buluşmamız gerek. Resulullah'ın kemalleri geçiş kıyın nasıl? Lekin imkanı var nasıl? O şey aynı bu, şu sahavatta diye mahşumun. Ben bu Resulullah'a yetmemeydi, ilacı yok. Lekin yakınlaşış mümkün. Kança yakınlaşsanız, şunca sünnetki yakınlaşken bulasınız. Ana Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ne diye sıfatla yaptı Allah Kur'an-ı Kerim'de? Şekil bilen sıfatla yakın yok. Kim keçek bilen sıfatla yakın yok. Gebdanlik bilen natık bu geller. Peki o bilen sıfatlama yaptı. Güzel bu geller. O bilen sıfatlama yaptı. Saçları bilen, yani ki başka sıfatları bilen sıfatlama yaptı. Belki peygamberini asasi şahsiyetini beyan kılış için Resulullah'ını ne mi deyip sıfatlayıp? Azizun aleyhi ma anittum harisun aleykum. Harisun aleykum. Harisun aleykum buluş. Ute kıyın ders. Bırakı haris buluş. Bu illa analar balasıge nisbeten kıskırışı mümkün. Resulullah ümmetke belki bütün beşeriyetke uşenden köre haris buluyorlar. Haris degen yaş görüş, koldan çıkarıştan korkuş. Koldan çıkarıştan korkuş bilen yaş görüşünü harislik değil. Hırs degeni ota katlı yaş görüş şu kadar ki koldan çıkarıştan korkup yaş görüş. Mesela bana o su var, suyunu yaş görürsünüz. Lekin bana tökü varsa kaybetmezsiniz. Çünkü ikinci adam su akı verişi mümkün. Hem de su alışı mümkün. Kaşkarda su seyrap. O hırs bulmaydı o. Çünkü ki suyunu yaş görüş, muhabbet bulmaydı. Yani hırs bulmaydı. Hırs, aynı şu suyunu tökülüp geçişten korkup yaş görürsünüz hırs bulmaydı. Koldan çıkarıştan korkup, koldan çıkarışını istemezsen yaşı görse hırs bulur. Harisun aleykum degeni şu. Karın mu'minlerine rahimli, şefkatli diyebilirler. Ama harisun aleykum de harisliğine hemege. Fakat mu'minler gemez. Hemege haris. Ebu Cehal gem haris. Ebu Lahab gem haris. Ebu Talib gem haris. Çünkü emeki bitti söz ettin. Ben ahirette şu bilen size Allah'ın azabından kurtarıp olayım. Bitti söz ettin dediler. Yalvardılar. Özellikle bir adam gibi bitti yaptı. Üç mette ettin, törücü mette etmiş. 10 yıl davet kılıçta öyleyim, 13 yıl. Sabır kılıp, aziyetine, mesela külfetlerine, hem aziyetine sabır kılıp, bir kılda davet kılıç, onlarca yaşlık isteşten halas. Cihad ham o yaşlık isteşten. Adam öldürüşmez. O adam öldürseyle, digi digi oynasayla cihad böyle olmuyor.
yaxshilik yetib borishini yovuz kuchlar to'sgan paytda o'sha yovuz kuchni olib tashlash o'rtadanki toyinki boshqalarga najotni eltish uchun. U ham o'sha mushriklarga bo'lgan harislikdan. Nimaga sahobay kiromlar aksari Madinadan tashqarida vafot etishgan? Ko'pladi. Hatto Hazrat Umar oxiri majburlab ushlab qo'yganlar katta sahobalarni. Madinada Madina bo'shab qolyapti deb. Madinadan chiqishni man qilib qo'yganlar. Sahobalarni tashqariga ko'p ketganlaridan. Nimaga ketishgan tashqariga? Masalan, hozir shu yerga o'rganish kundan keyin siz asli. O'zingizga qolsa o'zingiz yurtingizda o'tirib dars qilasiz o'sha yerda bo'lsa agar. Lekin ular dars olish uchun emas, da'vatni yetkazish uchun din. Nima qiladi yetkazib, o'zi amal qilib o'lketsa bo'laveradi, masalan, qilib ibodat qilib. Qilmagan shu. Balki boshqa insonlarni shu ne'matdan bahramand qilishga intilgan. Bu nimadan? Bu shu harislikdan, shu qaydan, shu Rasulullohdan. Demak, da'vat kishilarni bo'ysundirish emas, kishilarga yaxshilik ilinishdan iborat. Shuning uchun siz va'zingizda, darsingizda yaxshilik ilinish ohangi bo'lishi kerak. Gapini o'tkazish yoki birovlarni kamsitish, birovlarni odamlarni pastga urish emas. Demak, harislik barq urib turish kerak kishini da'vatida da'vat qilsa agar. Rasulullohning sifatlari shu. İlmi bahslarda ham qarshi tomonni haqqi o'tishini yoki undan haq sodir bo'lishini istab turish kerak. Shu harislik bo'ladi. Birinchisi qilib toydirsam, birinchisi qilib shu gapidan tutib olib, savalasam, sharmanda qilsam, yutsam degan kayfiyat bilan qilingan bahslar sunnatga xilof. Sunnatni mana shu yerlarda tutishimiz kerak biz. Afsuski musulmonlar sunnatni o'ta noto'g'ri tatbiq qiladilar. Shakl mayli yaxshi narsa, lekin shakl bilan avval bo'lish shuni sunnat Rasulullohni olib kelgan narsalar shu qilib ko'rsatish bu dinni buzish bo'ladi bu. O'tgan safar aytganimizdek, islomni odamiyligini, olamiyligini yo'qotish Rasululloh alayhissalotu vasallamning olamiy, odamiy payg'ambar ekanliklarini yo'qotish bu. Bu siyratga xiyonat bu, sunnatga xiyonat bu. Mana haqiqiy Rasulullohning suratlari. Harisun alaykum hamilarga, faqat mu'minlarga emas. Qo'shningiz yahudiy bo'lsa, shuni jannatga kirib qolishiga haris bo'lish, o'ch bo'lishingiz kerak. U bilan urushib talashish emas. Qachonki tajovuz qilsa, tajovuzni qaytarasiz. Unga yarasha quvvatingiz bo'lishi kerak, albatta. Quvvat doim hozir turish kerak shunga. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning qo'shnilari qo'shnilaridan bir yahudiy qo'shni, bolasi yosh yigit. O'lim kasaliga duchor bo'lgan paytda Rasululloh kirdilar. Va unga iymonni talqin qildilar. Shahodat kalimasini. Bola otasiga qaradi, tanlov so'rab. Ati Abul Qosim dedi. Abu Qosimga itoat qil dedi. Shunda bola kalimani aytdi-yu jon berdi. Payg'ambarimiz alayhisolam xursand bo'lib chiqdilar. Alloh shu yigitni do'zaxdan qutqarganiga hamd bo'lsin dedi. Ko'rasizmi, bitta odamni do'zaxdan qutqarib qolishlik g'amida aytiladi da'vat, qilinadi da'vat. Bir adashgan odamni adashgan joyidan qutqarib olish g'amida aytiladi dars yoki da'vat. U gapini o'tkazib olish, boshqalarni so'kish, kamsitish uchun emas, u yoki o'zini ilmini ko'rsatish uchun yoki o'zini haqligini isbotlash uchun emas. Balki boshqalarni g'amida qilinadi da'vat va darslar. Shu ruh yo'qolsa sunnat ketgan bo'ladi. Harisun alaykum shu. Gunohkorni ko'rsangiz shafqat qiling. Abu Hafs aytgan ekanlar. Bir odamni alkashni ko'rsang, shu galdirab kelayotganini ko'rsang, sen ham bir tebranib qo'ygin degan ekan. Sen ham masga o'xshab bir tebranib qo'y. Toyinki sen men salohiyatdaman bu adashgan deb qalbingga kibr kelib qolmasinki, Alloh unga tavbani berib seni adashtirib qo'ymasinki. Gunohkorga shunday shafqat bilan qaraladi. Gunohini yomon ko'rasiz, jirkanasiz, ammo o'ziga shafqat qilasiz, qutqarishga harakat qilasiz. Cho'kayotgan odamga qanday munosabat bildirasiz? Xuddi shunday bo'ladi. Ona bolasi xato qilsa qanaqa qaraydi? Jirkanmaydi bolani o'zidan. Ishidan jirkanishi mumkin, lekin nima bo'lsa ham shu bolani qutqarib qolayin deydi. Ana shu shafqat, ana shu mehr, ana shu kayfiyat sunnat shu hol sunnat. Sunnatdagi sunnatga holdagi ittibo ergashishi bo'ladi. Buni Rasululloh akram alayhisolatu vasallam asosiy sifatlari qilib Alloh
kursetken. Harisun aleykum. Hamelerge haris. Kafuru müşrikkeyu, Müslümanu münafıkka. Hatta münafıklarını cenaz, münafıklığını bilmem. Ta Allah kaytan ve günçü istiğfar etkenler. Allah kaytarken kendi tuhta gelir. Bunu ben kursetim. Ota harisliklerini kursetim. Münafık o içi kafir. Taşkarda özü Müslüman kılıp. Hıyanet kılıyken hain. Şunge hem şefkat kursetkenler. Şunu hem keçirgin perverdiler de durgenler. Peki Allah küfürünü keçirmegeni için bundan kaytargan. Bunların kalbinde küfür varlığı için endi bularga istiğfar etmeyin degan. Hatta ayet-i kerimede 70 mette istiğfar etseniz hem Allah keçirmeydi degan. Hatta Resul şunu düşüngenler ki 70 mette etsem hem keçirmerken köpetsem ki etsem ki de böyle gelirler. Yani hem köpetsem mi ki de böyle gelirler. Çünkü münafıklarını münafıklardan birini cenazesi yiyenleri de Hazreti Ömer orkaya tartkenler, okumayın bunun cenazesini de. Peygamberimiz benim ihtiyar verilgen, halesem istiğfar etişi mümkün deyenler. Ki Allah Ta'ala ayet düşürüp cenazesi götürmeyin münafıklarını deyenden ki tohta gelirler. Harislik şu derecede bu ya. Şimdi Resulullah o münafıklığını vahiy kelle bilgenler, biz bilmemiz bile onu. Bizdeki güman böyle, biz şefkat kılışımız gerek. Elbette ihtiyaç arasını görüş başka nasıl bu? Aldanmaslık. Ama şefkat başka nasıl? Hatta müşrikke hem kafirge hem gayri dinge hem Müslümange irte kaçan. Şu için Allah hayda takitle yaptı ki bil mu'minine raufun rahim. Rahim şun der şefkatli rahimli buluş. Ra'fet lütf bilen ota nazik derecede mihriban buluş. Yani dakik mihriban buluş. Rauflik. Bu bunaka mihribanlikini biz fakat şu atanada görüşümüz mümkün bana nispet adette. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mehirleri bütün insaniyetke şunu diye bugün, hususen mumurlarga şunu diye bugün, mehirleri. Hatta o şu kafirlerge nispeten hücumları hem aslı şefkatten kep çıkan. O şu onların zulmünü defkılış için, onların doğru yolga sarış için. Başka beçarelerini bunların zulmünden kutkarış için. Şu ruh yaşaş gerek. Şunda rahmetellil alemin diyen ayet-i kerime keledi hali. Sifat hasıl bo'ldi. Rasululloh alayhissalotu vasallamni ummatiman degan kishi yoki u kishiga merosxo'r bo'lmoqchi bo'lgan kishi shunday bo'lish kerak. Boshqa oyat karimada laqad mannallohu alal mu'minin. Alloh taolo mu'minlarga bir marhamat ko'rsatdi. Nima qilib? Oralaridan bir rasulni yuborib. U rasul ularga Allohning oyatlarini tilovat qiladi. Ularni poklaydi. Ularga kitobni va hikmatni ta'lim beradi. Ular bundan oldin ochiq oydin zalolatda edilar. Bu oyat karimada Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vazifalarini bayon qiladi. Yuqoridagi sifatlari edi. Bunisi vazifalar. Vazifalari nima? Birinchisi Allohning oyatlarini tilovat qilish, Qur'onni ta'lim berish. Mana hozir bu yerda biz Kur'an'ı okuyakkenimiz, tilavette örgeneyekkenimiz şu birinci vazif. Kur'an-ı Kerim'in tilavetini örgeteyekkenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vazifelerinden birini kırıyakken kişiler bunu. Çünkü bunu bazı adamlar kemsitip ve esasın yaşta ilim diyene not olunuz. Bu birin, vazifenin birincisi şu, birinci baskıcı şu. Allah'ın ayetlerini yetkizip veriş. Şunu indik tilavetini, bu yerde tilavet kılıçını et yaptılar. Aytilyapti oyatda tilovat qilishni o'zi ham payg'ambarlik vazifalaridan. Nafaqat tilovatni o'rgatish. Tilovat qilishni o'zi payg'ambarlikning vazifalaridan. Chunki Allohning oyatlarini eshittirishdan iborat bu. Eshittirishni o'zi ta'lim emas, ta'lim keyin keladi. Bu tilovatni o'zi, oyatni o'zini eshittirishni o'zi bitta katta vazifa hisoblanadi. Keyingisi oyuzakkihim ularni poklaydi. Paklaş kandayı paklaydı. Onlarının ahlaklarını, ruhlarını, kalplerini paklaydı. Bu terbiye bilen bunu. Kibir kımadıydı. Riya kımadıydı. Biraderinge azar birmediydi. Şirk akideler olsa akidelerini paklaydı. Yaman ahlak olsa ahlakını paklaydı. Yaman adetler olsa adetlerden paklaydı. Hammesi tezkiyenin içine kiredi. Demek tasavvufunu talim veriyorkenler şeriat ilimlerini, ayet hadisini talim veriyorlar. Talim verişte bu yerde talimin özü emas bu tazkiyeden bulan. Tatbik veriş.
tatbik kıldırış. Yuallimuhum kenkeled. Talim veriş. Bu yerde tatbik kılış. Ve yüzekihimden murat tatbik kılış. Mesela siz size namaz okuşunu örgütüşü talim. Lekin sizin namazdaki hatalarınızı doğrulup, kalbinizi hazırlaşını örgütüp, sizge özünüzge şunu tatbik kıldırışı bu tazkiye bu. Kibir kılma değişlik talim. Sizde kibirini sezip durup, muhalacasını kılış tazkiye bu. Riya kılma değiş talim. Sizde riyanı görüp, çaresini görüş tazkiye bu. Düşündünüz mü? Ve yüzekkihim tazkiye. Pakileş. Ki ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Kitabını, Kur'an-ı Kerim'i. Hikmet yani sünnetini. Kulağa talim verir. Kitabını hikmetten, hikmet özünü mü? Hikmet mehkemleştirmem alın yani. Bu hem özü aslı adını cilavlaş sözden kep çıkken. Mehkem, müstahkem kulum. Yügenleşten kep çıkken, cilavlaştan kep çıkken. Adette bir nerse kaçan cilavlanadı. Cagi koyulsa, ornaya koyulsa. Kaçan müstahkem buladı, ornaya koyulsa. Mesela şu kaçan müstahkem buladı. Haydivarı müstahkem bulsa. Divar, kışları doğru bulsa. Kışını kış koyduğun oranına koyduğun bu ses. Bitonu beton koyduğun oranına koyduğun bu ses. Eşikini eşik koyduğun oranına. Hemen sen uzun oranına koyduğun ses. Kendiniz müstahkem olur. Eşikini onunla derzen koyup bu ses. Derzen onunla eşik koyup bu ses. Kışını onunla beton beton onunla yokaç koyup koyduğun bu ses. Bir müstahkem olmayıdı. Müstahkem berkarar buluşu için her bir dersen uz oranına koyuş gerek. Şunun için hikmetinin tarifini mi? İlimi orada tatbik kılış olur. Hikmet ilimi cümlesi kiret. Malumat yani ilmi cümlesi kiredi. Lekin ilmi cahide işletişlik hikmet buluyordu. Malumat bugün bilen cahide işletmesi de malumat fayda vermeydi. Hikmet her bir nersen uz urnu ve uz cahide koyu alıştır. Sünnet Kur'an-ı Kerim'ini kandeyi tatbik kılışını örgütkeni için. Kur'an-ı Kerim'ini ahkamlarını öz oranına koyuşunu kursetken için hikmet degen de sünnet düşünüldü. Hikmet diye beter yani düşündünüz mü? Onlar da kitabını örgütledi, hikmetini. Kitabını kendi tatbik kılıçta örgütledi degen. Hikmetini örgütledi degen mi degen? Onlar da kitabını talim verirdi. Bana o namaz oku degen. Namaz bunda okullardı diye kurset verirdi. Düşündünüz mü? Salat sözü aslında en asli manası yaşlılık bilen alkışlap zikir kılış. Yaşlılık bilen zikir kılış. Kendi dua hem salavat değil. Peki Kur'an-ı Kerim'de akimus salata namazını berpa kılın dese ki töküs ada kılın dese salatını dese ne mi o salat o? Dua mı? Zor dua kılın degeni mi? Yok lan o beş vehan namazda et yaptı. Değil için kaydan bilesin. Onu Resulullah kürset ettiler mi? Ve akimus salata dedi ki salattan murat, lügat dedi ki salat mes bu. Bu şeriyetteki namaz. Deyişleri bu talim. Şimdi sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni kendi okuyanımı kürseler, şimdi okuyun namazını deyip durup, okup kürsetip verişleri var. Hatalarını doğrulup durup, sahabalarının zor namazı okuşke, kuşu bulan, huzu bulan, mükemmel zahru batını bulan, mükemmel namazı okuşke, örgütüp, tatbik kılıp verişleri, bu hikmet şu. Şimdiniz mi? Bir kişi gelip tez namaz okudu. Mescide gelip iki rekat namaz okudu. Geldi Resulullah'ın aldılar. Geldiler ki bar namaz oku, senin namaz okumadın dediler. Bar bir yana şerletip, varletip okup geldi. Bar namaz oku, senin namaz okumadın dediler. Üçüncü metreden ki ya Resulullah bundan başkası namaz bilmem ben dedi. Kanak oladı namaz diyordu. Sen bir rükünde tursun. Hemen azayın tınsın. Rükü okul. Rükû kıyanında hemen azayın tınsın rükûda. Rükûdan tür. Türgeninde hemen azayın tınsın, tın alsın. Keyin secdege bor. Deyip örgettiler. Bana bu hikmet şu. Akimus salatını, namaz digini aytışlık talim. Bana bu kürsetip, tatbik kılıp verişleri, bu hikmet bu. Yuallimuhumul kitabe vel hikme şu. Peygamberlikini vazifesi. Demek Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın asasi vazifeler. Allah'ın ayetlerini işittiriş, yetkizim veriş, tilavat ve tezkiye, kitap ve hikmetini örgütüş. Tutta vazife.
Mene şu vazifelerini kıyan kişiler peygamberinin mirası olmalı. Mene bu alınırken ilimlerden murat şu vazifelerini ötüş. Şunun için ilimi malumattan ibaret deyip oylayıp kalış, kaidelerden ibaret deyip oylayıp kalış, bu ilimi buzuluş hesaplanır. İlim, mene şu törtte cebheden ibaret bulur. Mene şu vazifelerini yubargenini, Allah Teala şu Resulullah'ın şu vazifelerini yubargenini mumullerge minnet kılır. Mene şun deyiz, sizlere peygamberini yubarışın, bu benim nimetim deyirdi. Sizlere merhamet kursatkeni şu Allah'ını. Neme gel? Çünkü sizler aldın, açık aydın zelalette değiller. Demek kişilerin zelaletten çıkan uçun arası şu töreleriniz. Allah'ın ayetlerini tilavet kılış, tezkiye, kitap ve hikmetini talimi, şu nerseler kişilerin zelaletten edeşudan çıkar edigenler. Başka mes. Madem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu vasıfları bilen, şu vazifeleri bilen yubargenliği Allah'ın nimeti iken, şu vazifelerini beceredigen alimlerini Allah bendelerge çıkarıp verişi hem Allah'ın nimeti bulur. O da peygamberlerini vazifelerini beceruçu mirasxorlarını hem Allah'ın nimeti de bir işgirik. Allah minnet kısa erziydi kıyamette falancını seni alimden çıkarken ben. Falan alim senge bana ahkamlarımı yetkezgen. Dip minnet kısa erziydiyen nimet buladı. Bir alim mi aramızda payda buluştuk. Kendi alım, peygamberlerinin vazifelerini, Resulullah'ın vazifelerini becerediyen alım. Elbette onu beceriş için biliş gerek alım. Engleş gerek, düşünüş gerek. O tatbik kılıp gerek ki alımlardan tatbikini organiş gerek. Şuraya kitapta koyan bilen bulur muydu? Bana bu ayette anladığın nükteler buladı. Yani başka ayette dedi ki, huvellezî ba'ase fil ummiyyine rasûlen minhum. Allah subhanehu ve teâlâ şunday zat ki ummilerini arasından bir peygamberini yubardı. Ummilerge uzlarını aralarından bir peygamberini yubardı. Bu peygamber ularga Allah subhanehu ve teala'nın ayetlerini tilavet kılıp beredi. Ularını pakleydi. Ularga kitap ve hikmetini talim beredi. Ular aldın açık aydın zelalette ediler. Yine başka ayette. Aranızda bir özünüzü aranızdan bir peygamberini yubargenimiz kebi ki bu peygamber sizlerge bizim ayetlerimizi tilavet kıladı. Sizlerini pakleydi. Sizlerge kitap ve hikmetini talim beredi. Sizlerge aldım bilmegen nerselerinizi örgetedi. Mene şu ayetlerde hemen de Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın vazifelerini törtte bir hıl tertipte beyan kılınca. Şimdi şu törtte vazife İbrahim Aleyhisselam'ın duaları da hem kegen. İbrahim Aleyhisselam dua kıyanları da Rabbena ve ba'as fihim İsmail Aleyhisselam bilen dua kılışken de. Bunların arası da zürriyatlarımın arasından ve ba'as fihim rasulen minhum zürriyatlarımın aralarından bir peygamber çıkardın. Yetlu aleyhim ayatike. Ularga seni ayetlerini tilavat kılıp beredigen. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Ularga kitap ve hikmetini talim beredigen. Ve yuzekkihim. Ve ularını pakleydigen bir peygamberini çıkarmanı zürriyatlarımda. Dip İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam dua kılışken. Şunda tertip özgergen. Ayetlerini tilavat kılıp beredi. Kitap ve hikmetini örgetedi. Ularını pakleydiğini ahirik edirgen. Allah Teala bu duanın icabetini yukarıda ettirgen ayetlerde kürsetgen. Lekin icabet kanı koyan. İcabette Allah Teala tertipte özgertirgen. Allah'ın ayetlerini tilavet kılıçlardan keyin birinci tezkiyeni koyuyor. Keyin kitap ve hikmetini talimini koyuyor. Allah İbrahim Aleyhisselam duasını icabet kıldı. Peygamber yubardı. Ularga Allah'ın ayetini tilavet kıberedigen ularını pakleydigen, kitap hikmetini ularga örgüt edigen peygamberini yubardı dedi. İbrahim Aleyhisselam mı duaları da tezgiye ahiriydi. Lekin Allah Teala yok. Allah'ın sünnetini nakamaz eken. Tezgiye aldın eken. Demek kitap ve hikmetini ilmiden aldın tezgiye buluş gereği bulur. Bakın işte. Bu hem elbette kitap ve sünnet esasında bu nedir?
Lekin onu sizge talimini, ilmini, tafsilotini bermasdan tatbiqini doğrudan doğru kıldırır. Şu tazkiye şunda hasıl olur. Çünkü İmam Rabbani etkenler ki, tavsiye şu ki de gelirler. Ama Müslüman ge, başlangıç, farz bugün miqdarda Kur'an-ı Kerim'den zamsurege yerleşesini yerleşiş gerek. Doğru okuyduyan kıp koyuş gerek. Başlangıç farz, namazlı farz, taharat, urgeçiş gerek bol. Savdagar bulsa savdan ozun ilmin, ozgi has. Ondan ki tazkiyege utkazış gerek. Savdan ilmi yenmez çünkü bu yaşlıyı da kılınlar. Yaş ballarına birinci şu nesini veriş gerek diyemiz. Asasi farz okuş gerek bulan namazı, taharatı, hakazas, rozas. Birlemçe dini ilimlerden ki doğrudan doğru tazkiyene baskısıyla utkazış gerek. Onda balanı siz asasen ahlakı bulan şugullanız. Ahlak özge münasebeti, Rabbige münasebeti ve mahlukatlarga bugün münasebetideki ruhi vasıflarını ahlak deyimiz. Ruhi sıfatlarını. Kişide adetke aylengen, tabiyetke aylengen sıfatlarını ahlak deyilir. Oşan bilen şugullanız. Tazkiye tamamıge etkenden ki, onun ki meyli başka ilimge otsun, halası kasıp kısın, halası başka ilim oksun, halası şer'i halası başarı ilim oksun. Onun ki. Birinci tazkiyeni alış gereği diyorlar. Bu mana şu peygamberliğini vazifelerdeki aynı tertip şu. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabalarını hamelerdeki tazkiyeni bir gelirler. Ama fakih alım sahabalar sanalı bugün. Kur'an-ı Kerim'e mahir, sünnetke mahir, ictihad kıladiyen doğru hamelerini uzları gereği ilimler bugün. Lekin kitabı sünnet, kitabı hikmetini tola uzlaştırıp tatbik kıladigan derecedeki yetük, müştehit bugün yani ki fatva berali diyen, kişilerde dinini tola talim berali diyen sahabeler sanalı bugün. Demek bu mütehaslik derecesi alahide baskısı. Bu hamaga lazımmez. Ama tazkiye hamaga lazım. Koyanlarda kitab-ı hikmet ondan keyin uzlarına zarur miqdarda veriledi. Mana shu to'g'ri yo'l bo'ladi deganlar Imom Rabbani. Bu bizga nimani ko'rsatadi? Hozir biz fiqh o'qimoqchi bo'lamiz, hadis o'qimoqchi bo'lamiz, tafsir o'qimoqchi bo'lamiz. Bizga birinchi tazkiya lozimligini ko'rsatadi. Axloqiy, tarbiyaviy darslar birlamchi ekanini ko'rsatadi. Shu bilan kifoyalanamiz. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi rabbil alamin.